Cismin ilk hızı eksi 10. Son hızı artı 10. Şimdi ortalama sürat yol bölü zamandan bulacağız. Burası 2 çarpı 10 bölü 2'den eksi 10 metre. Burası da artı 10 metre. A 3A kuralından burası da ne olur? 30 metre. Artı 30 metre. Yol deyince skaler olduğundan dolayı toplayacağız. 10, 10 daha 20, 30 daha 50. Alınan yol 50. Geçen süre 6 metre bölü saniye. Yani 25 bölü 3 metre bölü saniye ortalama süratı çıkar. Ortalama hız deyince vektörel yer değiştirme. Eksi 10 artı 10 birbirini götürüyor bakın. Eksi 10 artı 10 birbirini götürür. Artı 30 bölü geçen süre 6. Ne oldu? Bunlar götürdü. 30 bölü 6'dan 5 metre bölü saniye. Burada ivme hız zaman grafiği doğru şeklinde olduğu için ivmesi sabittir. İlk hızla son hızı toplayıp ikiye bölerek de ortalama hızı bulabiliriz. İlk hızımız eksi 10. Son hızımız da 20. Bölü 2'den 10 bölü 2'den bakın 5 metre bölü saniye ne yapılır? Ortalama hızı özel durum olduğundan dolayı sabit ivmeli hareket ilk hızla son hızı toplayıp ikiye bölebiliyoruz özel durum olduğu için. Ortalama hız birim zamandaki konum değişimi ve konum değişimi vektörel ortalama hız da nedir? Vektöreldir. Devam edelim. Şimdi konum zaman grafiği verilmiş. Ortalama sürat soruluyor burada. Ortalama sürat alınan yol bölü geçen zaman skaler. Dolayısıyla ilk ne yapmış? 2 saniye içerisinde sıfır konumuna gelmiş. Cisim buraya gelmiş. Sonra 5. saniyede 20 konumuna gelmiş. 5. saniyede. Sonra geriye dönmüş. Bakın 8. saniyede de artı 10'a gelmiş. Yani cisim buraya gelmiş. Alınan yollar ne o zaman? 30, 30, 20, 20 ve 10. Geçen süre 8 saniye. Evet, burası ne oldu? 60 bölü 60 bölü 8. Buradan 7,5 metre bölü saniye sürati bulduk. Hız ise ilk konum ile son konumu bir vektör çiziyoruz. İşte konum değişimi bu. Konum değişimi ne kadar oldu? 10, 20, 30, 40. 40 bölü geçen sürede 8 saniyeden ortalama hızı 5 metre bölü saniye bulabiliriz. Şuradan da bulabiliriz. Konum değişimi doğrusal olduğu için son konum eksi ilk konumdan. Son konum 10 eksi ilk konumda eksi 30 olduğu için 10 artı 30'dan konum değişimini 40 buluruz.